müşteri sorumlulukları olarak neler var? Ben Bulut'tan bir hizmet alıyorum. Benim sorumluluklarım neler? Bulut servis sağlayıcının sorumlulukları neler? Şimdi sanal işletim sisteminin yamaları benim de sorumluluğumda olabilir. Bunu ben Bulut hizmet sağlayıcısına yükleyebilirim. Buna dikkat etmeniz lazım. Bağlantı noktası taramalarını kendiniz de yapabilirsiniz. Bulut sağlayıcıdan alabilirsiniz. Anahtarlar, anahtarlardan kasıt şifreleme anahtarları, bunları düzenli aralıklarla değiştirmeniz lazım. Sonuçta bulutta bağlanırken bir kullanıcı adı parola ile giriyorsunuz. Ve bulutta koşturduğunuz tüm uygulamaların web uygulama analizlerini gene yaptırmanız gerekiyor. Bunu buluta kesinlikle güvenmemeniz lazım. Çünkü o adam bir yerden servis alır belki sizin sağlayacağınız koşulları sağlayamayabilir. Gene bazı tavsiyelerde bulunuyorum. Bulut ve kendi internetiniz arasında geçerken mutlaka ve mutlaka HTTPS kullanın. HTTP olmadığına dikkat edin. En azından end-to-end end olduğunu bilin. Ee, örneğin Amazon'daki bütün veriler içeride IS-256 ile şifrelenmiş durumda. Şimdi bulutta veri işlemek kolay değil. Şu soruyu sorabilirsiniz. Mert Hoca ben bulutta tutuyorum ama ben bunun üzerinde bir computation yapacağım. Kendi verimde bulutun görmesini istemiyorum. Bu mümkün mü? Evet mümkün. Kriptografi teknikleriyle mümkün. Örneğin homomorfik algoritmaları kullanırsanız siz bulutta şifreli verinizle örneğin başka bir adamın verilerindeki kesişim setini bulabilirsiniz. Gene şifreleme ile ilgili problemler var. Anahtar boyu, anahtar yönetim gibi. Bunlarda da olabildiğince şifrelerinizi kendinize tutmanızı ve bulut sağlayışıyla paylaşmamanızı tavsiye ediyorum. Tabii çok kiracılı multi tenant modeller var. Başka kullanıcının verisiyle benim verim karışır mı? Çok zor ama olmayan bir şey değil. Örneğin 2009 Mart'ında Google'ın başına geldi belgelerinden bazıları sizin haberiniz olmadan başka taraflarla paylaşıldı, başka kullanıcılarla. Hepsi bunların vaka. Tabi burada bazı kritik sorular var. Burayı hızla geçiyorum. Yani alıkoyma, silme, güvenlik gibi kavramlarda bulut servis sağlayacağına ne gibi sorumluluklar yükleniyor. Bunların hepsinin seviyesi, hizmet seviyesi anlaşması, SLA'lere kalıyor. Kontrol kaybıyla başa çıkmanız için mutlaka ve mutlaka bulut hizmet sağlayıcısıyla yüksek seviyede bir SLA imzalamanız lazım. En üst parametreler ne olabilir? Tabii sistemi kullanılabilirliği, regülasyonel uyumluluk, veri güvenliği, işlevsel yetenekler. Bu arada bu sonuçlar gene bir KPMG anketinden geliyor. Yani 179 tanesinin %95'i veri güvenliğini koydurmuş SLA'ye. Ben sorumlu olmak istemiyorum diyor bulut sağlayıcı olsun istiyor. Tabi kullanıcı erişimdeki daha sıkı daha kısıtlamaların olması, veri şifrelemesinin daha fazla olması ve gerçek zamanlı tehdit tespitinin artmasıyla beraber bulut da güvenlikte daha ve daha artıyor. Gene özet vermem gerekirse, konuşmamın sonunda buluttan korkmayın ama buluta da sonsuz biçimde güvenmeyin. Maliyet, güvenlik ve gizlikleriniz arasında bir trade-off vardır buradaki trade-off'u da korumanızın en önemli kavramı bulut sağlayıcıyla yapacağınız hizmet seviyesi anlaşmasından geçer. Bunu iyi biçimde yaparsanız hem maliyet açısından hem de işin daha sürekli olması açısından çok ciddi faydası dokunur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.